Kıbrıs. Beyaz köpüklü Akdeniz kıyılarımızı süsleyen ana vatanın kucağındaki yeşil Kıbrıs. Doğu Akdeniz'de dalgalar yükseliyor. Kıbrıs adasını çevreleyen doğalgaz yatakları, bölge ülkeleri yanı sıra binlerce kilometre uzaklıktaki devletlerin dahi dikkatini çekmiş durumda. Rum kesimi hukuksuz hamleleriyle parsellediği bölgede sondaj faaliyetleri başlatırken Türkiye'nin girişimleri de hız kazandı. Bölgedeki fırtına öncesi sessizliğe gelin haritada birlikte bakalım. Akdeniz'in 3. büyük adası olan Kıbrıs'ın tarihi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Osmanlı hakimiyetinin ardından Lozan'la Birleşik Krallığa geçen ve daha sonrasında Türk ve Rum yönetimlerinin söz sahibi olduğu adanın çevresindeki enerji yatakları son yıllarda dikkatleri üzerine topluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. 2010'da Doğu Akdeniz'in Levant Havzası'ndaki 3 milyar 450 milyon metreküplük doğalgaz ve 1,7 milyar varillik petrol potansiyelinin keşfedilmesinin sonrasında bölgedeki hareketlilik üst seviyeye çıktı. Peki bu tartışmalı bölgeler ne gibi tartışmalarla anılıyor? Doğu Akdeniz'de Türkiye-Güney Kıbrıs-İsrail üçgenindeki enerji hareketliliğinin nedeni olan doğalgaz rezervinin 15 trilyon metreküpün çok çok üstünde olduğu biliniyor. Ve bu rakamın parasal karşılığının ise en az 7 trilyon doları bulacağı tahmin ediliyor. Güney Kıbrıs bu tahminler doğrultusunda hukuk dışı olarak 42 bin kilometrelik alanı münhasır ekonomik bölge olarak belirlemiş durumda. 2016'nın ilk çeyreğinde de tartışmalı doğalgaz sahalarında arama çalışması için ihale açtı ve küresel firmaları açık açık bölgeye davet etti. Doğalgaz ve petrol yatakları şu sıralar keşfedilmeye çok yakın. Kıbrıs'ta Rum kesiminin Doğu Akdeniz için tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgeler adadaki gerginliğin başlıca faktörlerinden. Türkiye'nin kıta sahanlığının içinde bulunan parsellerin dahi yer aldığı bölgeler uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayıyor. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre bu ülkelerin bölgedeki diğer ülkelerin de haklarını göz önünde bulundurması gerektiği bildiriliyor. Ayrıca Türk tarafının deniz yetki alanlarındaki doğal kaynak hakları da engellenmiş oluyor. 200 mil açığa kadar ilan edilen münhasır ekonomik bölgeler Avrupa Komisyonu tarafından bölgedeki büyük potansiyel için anlaşılmalı görüşüyle değerlendiriliyor. Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis ise tüm bunların aksine Türkiye'ye de hukuksuz önerilerde bulunuyor. Kıbrıslı Türkler haklarını korumak istiyorsa kendi bölgelerinin münhasır ekonomik bölgesinde sondaj yapmalı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Mısır'la başladığı Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama anlaşmasına Yunanistan, Lübnan, Suriye, İtalya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile devam ediyor. Rumlardan son olarak parsel kiralayan Fransız Total ve İtalyan Eni'nin sondaj gemisi Saipem 12000, 6. parseldeki Calypso doğalgaz yatağına sabitlendi ve makinaları çalıştırdı. Amerika'nın da yakın zamanda ilk sondajı gerçekleştirmesi bekleniyor. Küresel firmaların yanı sıra devletler arası anlaşmalar da masada. Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in imzaladığı Lefkoşa Bildirisi'yle Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattı için proje faaliyetlerine başlandı. Aynı masanın diğer köşesinde ise Mısır var. Doğu Akdeniz'de agresif doğalgaz hayallerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız. Türkiye, Rum kesiminin hamlelerine ise sessiz kalmıyor. Doğalgaz sondajına ilişkin inceleme çalışmalarının ilk adımı olan seyir durumu bildiriminin yapıldığı Naftex alanlarının ilan edilmeye başlandı. Adanın batısında 27 bin kilometre kareyi kapsayan ve gri bölge diye anılan alanın ilanı Yunanistan'da dahi yankılandı. Denizlerde askeri ya da sivil herhangi bir faaliyette bulunmak isteyenler önceden Naftex mesajları yayınlayarak deniz trafiğini uyarıyor. Türkiye 4 yıl önce Dubai merkezli bir petrol şirketinden aldığı Polarcus, yeni adıyla Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisiyle faaliyetlerine başladı. Barbaros Hayrettin Paşa, kaptanı Derya olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşasıydı ve Hızır Reis olarak da anılırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araştırmalarımıza güç katacağına inanıyorum ifadeleriyle 2013'te Türkiye'ye tanıttığı gemi, Doğu Akdeniz'de agresif sürecin ilk adımı durumunda. Deniz tabanında yer kabuğunun 3 boyutlu haritasını çıkarabilen gemi, alanındaki birçok aracı yerde bırakıyor. Yunan Katimerini gazetesi de gelişmeleri manşetine taşıyarak atılan bu adımın nasıl yankılandığının ilk sinyalini vermişti. Sismik araştırmalarla elde edilen bulgular Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan Deep Sea Metro 2 ile değerlendirilecek. İki futbol sahası büyüklüğündeki dev gemi Norveç limanından yola çıktı, Yunanistan'ın güneyi üzerinden Ege Denizi'ne giriş yaptı. Gemi ilk olarak Kocaeli'ne demir attı. 2018'de ise Akdeniz'e hareket edecek.
2011'de denize indirilen ve bu özellikleriyle Türkiye'yi alanda ilk ona sokabilecek gemi, Karadeniz ve Akdeniz sularında petrol, doğalgaz arama çalışmalarında aktif rol alacak. Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl, Doğu Akdeniz gazı ile birlikte Türkiye'nin enerjide bölgesel merkez üssü olma profiline erişebileceğini ifade ediyor. Doğu Akdeniz Havzası son yıllarda doğalgaz keşifleriyle kaynak potansiyelini ortaya koydu ve dünyanın önde gelen enerji şirketlerinin ve enerji talebi yüksek ülkelerin dikkatini çekmeye başladı. Dünyanın onca zaman tartıştığı kıyı olan Doğu Akdeniz'deki yükselen bu dalgalara baktık. Osmanlı İmparatorluğu'nun eski egemenlik alanı bölge 2018'de sıcak gelişmelere gebe. Barbaros Hayrettin Paşa'ya ihtar çeken Rum gemisine verdiğimiz mehter maaşlı yanıtla bitirelim. Harita, Akdeniz'in çoklu yapı ve derin farklılıklarına mekan olan sulardaydı. Yorum sizin. Acknowledge this message.